Merhaba. Desita Yazılım tarafından hazırlanan bu videoda SolidCAM 2015 menüsü nasıl kullanılır sorusunun cevaplarını sizlere sunacağız. Parçamızın sıfırlamasını yaptıktan sonra SolidCAM menüsüne girdiğimde öncelikle cam ayarları, takım tablosu, yeni bir takım tablosu oluşturma, fikstür oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilirim. Menüye genel olarak baktığımızda eğer ki cam parçamızın tanımlaması ile ilgili bir değişiklik yapacaksak en üstte bulunan cam parçamıza çift klik yaptığımızda sıfırlama ve stok model, hedef model veya tezgah değiştirme gibi işlemlerimizi buradan gerçekleştirebiliriz. İşler bölümüne sağ klik yaptığımızda, frezeleme ekle menüsüne girdiğimizde bize burada kullanılan tüm menüleri sunmaktadır. Bunları isterseniz yukarıdan ikonlar halinde de kullanabilirsiniz. Menümüze girdiğimizde üstte gördüğünüz iki seçenek, ilk çizgiye kadar olan iki seçenek aynı işin teknolojisiyle ilgili olan sekmelerimiz. iMachining takım yolunu kendi parametrelerine göre ve takımın tam boyunu kullanarak işleme yaptığımız takımı ve tezgahı yormadan işlemler gerçekleştirebildiğimiz bir modülümüz. Alt bölümdeki separatöre kadar olan bölüm bizim iki eksen olarak adlandırdığımız bölüm. Örneğin yüzey işlemleri, profil, havuz, delik delme, vida açma, kanal, T kanal gibi işlemlerimizi bu bölümden gerçekleştirebiliriz. İkinci bölümümüz, altta gördüğünüz ikinci separatörümüz havuz tanıma ve delik tanıma işlemleri. Otomatik havuz işleme ve delik işleme işlemlerimiz. HSS, High Speed yüzey işleme işlemlerimiz ve altta gördüğünüz 3D bölümümüzde de 3D HSR ve 3D HSM bölümlerini görebilirsiniz. 3D bölümüyle kabalatabiliriz, yani High Speed Roughing ya da High Speed Machining yaparak finish bölümlerini kullanabiliriz. Menü kullanımı ile ilgili olarak videomuz tamamlandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.